Yeni bir fizik kanunuyla yeniden dünya yaratılıyor. Yeni bir yaratılışta diyor Allah. Yaratacağım diyor. Yani aynı yaratılış değil, yeni bir yaratılışta. Bütün dünya yeni, insanlar da yeni bir yaratılışta yaratılıyor. Mesela iç organlar yok o anlamda. Yani bu sistemde de yani mesela açlık hissi duyulmuyor bizim anladığımız anlamda. Yani enerjisi insanın kendinden. Mesela uyku ihtiyacı olmuyor insanlarda. Ölüm yok. Mesela hücreler ölümü anlamıyor. Yani insan hücreleri ölüme kapalı olacak. Yani normalde insan hücreleri de ölüme göre ayarlanmıştır. Yani belirli bir süresi, onun saati vardır. O saati doldu mu ölecek gibidir insanlar. Ama bu yeni yaratılışta öyle bir şey yok. Yani insanın molekül yapısında öyle bir şey olmayacak. Eşyada da şuur oluyor. Normalde eşyalar şu anda da şuurludur. Fakat imtihan gereği biz bunun farkına varmayız. Mesela lavaboda biz elimizi yıkadığımızda o su orada kayboluyor. Onu Allah kaybeder. Ama biz onun oradan borudan geçip gittiğini düşünüyoruz. Mesela boruda su orada anında yaratılır. Biz onun barajdan geldiğini zannederiz. Ama bir mucizedir bu. İşte cennette öyle değil. Mesela su burada direkt oradan oraya akar burada. Yani boruya ihtiyaç olmaz. Araba direkt oradan gider. Veyahut mesela yemek istediğinde hemen oluşur, anında oluşur. Onun için ara safhalar, pazardan yemek getirtmek, yiyecek getirtmek, onu pişirmek o safhalar yoktur. Yani sebep kalkmış oluyor. Her şey doğrudan yaratılır.